Böyle havalı bir giriş yapalım istedim. Moskova'dan herkese selamlar. Rusya'da 1 Ocak 2021 itibariyle vizeleri kolaylaştırıyor. Evet, yani Rusya'da yeni bir tür vize hayata geçiyor. Bu da yaklaşık bundan 28 gün kaldı. Evet, bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama bu ayın sonunda yani 2021'in başından itibaren artık Rusya'da elektronik vize hayata geçiyor ve 16 güne kadar Rusya'da kısa süreli gelmek isteyenler için içerisinde Türk vatandaşlarının da dahil olduğu 52 ülke vatandaşları elektronik vize ile internet üzerinden başvurarak vizelerini alıp gelebilecekler. Gerçekten çok güzel bir kolaylık. Gerçi 1 Ocak 2016'ya kadar Türk vatandaşları Rusya'ya vizesiz giriyorlardı. O günlere tekrar döner miyiz bilmiyorum ama o günler gerçekten çok güzeldi. Buradan misafirlerimize alo dediğimiz zaman akşam uçağına, yani sabah aradığımızda akşam uçağına bilet alıp akşam buraya gelip birlikte akşam yemeği yiyebiliyorduk. Öyle bir rahatlığı vardı. Umuyorum ki o günlere tekrar döneriz. Ancak bu vize türü de büyük bir rahatlık sağlayacak. Çünkü bu sadece turistik amaçlı değil, farklı işlevi de olan bir vize olacak. Bu elektronik vize ile belirlenen bazı noktalarda otomobil ile, bazı noktalarda hava yolu ile, bazı noktalarda demir ve deniz yoluyla da Rusya Federasyonu'na girilebilecek. İlk etapta 29 nokta belirlendi. Ancak ileride bu noktalar altyapısı geliştiren havalimanları, demiryolu girişleri, karayolu girişleri ve deniz yolu girişleri için de artırılacak. Birazdan sizlere bu noktaları yaya, kara, hava, deniz ve demiryolu girişleri olarak sayacağım. Rusya'da bu uygulama yeni elektronik vizenin başlatmasına yönelik pilot proje ilk olarak 2017'de başlamıştı ve bazı kısıtlamalara sahipti. Yabancı vatandaşlar böyle bir belgeyle sınırı ancak Uzak Doğu Federal Bölgesi, San Petersburg, Leningrad ve Kaliningrad bölgelerindeki sınır noktalarından girebiliyorlardı ve oradan başka yere de geçemiyorlardı. Bu pilot denemesinden sonra artık 1 Ocak 2021 itibariyle birazdan isimlerini sayacağım. Rusya'nın birçok noktasına gelebilecekler ve diğer bölgelere de gidebilecekler. Yani ilk pilot uygulamasında girdiğiniz bölgede kalabiliyordunuz. Ancak bu yeni uygulamayla yani 1 Ocak 2021 itibariyle hayata geçecek olan elektronik vizeyle artık istediğiniz yere gidebileceksiniz. İstiyorsanız ben size önce vize nasıl alınacak onu anlatayım. Rusya'da kalma süresi öncelikle az önce söylediğim gibi 16 günle sınırlı tutulacak. İnternet üzerinden turistik amaçlı kısa süreli iş görüşmesi, yani burada fuara gelebilirsiniz, bir iş görüşmesi için Rus muhatabınızla görüşmeye gelebilirsiniz veya iş görüşmesi olarak bir iş başvurusu yapacaksınız burada bir şirketle. Kısa süreli vize alıp gelip bu görüşmenizi yaptıktan sonra tekrar dönebilirsiniz. Aynı zamanda insani yardım ve misafir amaçlı ziyaretler için de bu elektronik vize alınabilecek. Bunu almak için herhangi bir davete, otel rezervasyonuna veya seyahatin amacını onaylayan herhangi başka bir belgeye ihtiyacınız olmayacak. İşlem süresi 4 gün sürecek ortalama. 4 günden fazla sürmeyeceği belirtildi. Ve bunun içinde herhangi bir ücret var mı diye soracak olursanız konsolosluk ücreti evet var, bu da 40 dolar olacak. 6 yaşındaki çocuklar için ise ücretsiz verilecek bu vizenin, böyle bir rahatlığı var. Dediğim gibi çok büyük bir rahatlık sağlayacak bu elektronik vize. 1 Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe girecek. Ancak şunu hemen belirteyim. Çünkü daha önce pilot olarak uygulanan elektronik vize işlemleri bu pandemiden dolayı Mart ayında durdurulmuştu. Şimdi Türkiye'ye giriş çıkışlar açık, ancak bu pandemi dolayısıyla bu elektronik vize başvuruları 1 Ocağa yetişir mi bilemiyorum. Ancak an itibariyle elektronik vize
işlemlerinin 1 Ocak 2021'de başlatılacağı Başbakan Mihail Mishustin tarafından duyurulmuştu. Mishustin geçtiğimiz Ekim ayında sanırım kararname 23 Ekim'de imzalanmıştı. Bizim gazetem.ru internet sayfamızda da bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Takip etmiyorsanız orayı da mutlaka takip edin. Güncel, ekonomik Rusya ile ilgili güzel bilgiler bulabileceğiniz bir haber portalı. Zaten Rusya'nın ilk ve tek Türkçe gazetesini de basılı olarak 15 senedir çıkarıyoruz. Oradan da Rusya ile ilgili geniş bilgilere sahip olabilirsiniz. Evet, tekrar dönecek olursak Mishustin'in 23 Ekim'de imzaladığı kararnameye göre 1 Ocak'tan itibaren giriş yapılacak sınır noktalarını demin de size söylediğim gibi sayayım. İstiyorsanız önce otomobil kontrol noktalarından başlayalım. Rusya otomobil ile giriş olarak Bagratinovsk, Gusev, Ivanogorod, Mamonove, Sovetsk, Ubilinka. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Çünkü Türkçe telaffuzları zor olan noktalar bunlar. Buralardan otomobille girilebiliyor. Tabii birçoğunuzu ilgilendirecek olan hava yolu ile gelecek olanlar için ki kısım, burayı daha detaylı tuttum ve açıklamak da istiyorum. Bu hava yolu kısmını biraz geniş tutmak istiyorum. Özellikle şu şehirlerden hava yolu ulaşımıyla gelebileceksiniz ki zaten birçok sayacağım şehire de Türk Hava Yolları İstanbul'dan direkt uçuyor. Böyle bir rahatlığı olacak. Bunlardan bir tanesi Belgorod şehri, Volgograd şehri, Yekaterinburg şehri, Kazan, Krasnodar, Krasnoyarsk, Moskova'daki bütün havalimanları, Vnukovo, Demidova, Sheremetova havalimanların hepsi elektronik vizeyle girilebilecek. Bunu sizlere söyleyeyim buradan. Yine Nizhny Novgorod şehrindeki Strigono havalimanı da açık olacak elektronik vizeye. Novosibirsk'teki Tolmachevo havalimanı, Rostov-on-Don havalimanı, Samara'daki Kurumoch, doğru telaffuz ediyorum umarım, havalimanı açık olacak ve yine St. Petersburg'daki Pulkovo havalimanı da hava yoluyla elektronik vize vasıtasıyla Rusya'ya gelecek olan, dediğim gibi içerisinde Türklerin de olduğu, Türk vatandaşlarının da olduğu 52 ülke vatandaşı kullanabilecek. Bütün Avrupa ülkeleri de dahil buna. Bir diğer ulaşım yolu, demiryolu kontrol noktası, yani demiryoluyla gelecekler için bu tabi bizi çok fazla etkilemiyor ama Çin ile Rusya'nın uzak doğusu arasındaki bir demiryolu kontrol noktası var. Zhelezny Dorozhny Punkt Hasan diye bir yer var. Oradan demiryoluyla girilebiliyor. Bu daha çok dediğim gibi Çin vatandaşlarını ilgilendiriyor. Bizim oradan girebilme şansımız biraz zor. Bir de deniz yoluyla gelecek olanlar için Büyük St. Petersburg Limanı söz konusu, Vladivostok, Zarubino, ayrıca St. Petersburg'un yolcu limanı da kullanılabilecek. Yaya olarak gelmek isteyenler için tek bir nokta belirlendi. O da Estonya ile Rusya'nın sınırındaki Ivanogorod olacak. Oradan yaya olarak girilebilecek. Elektronik vizeye başvurular belirlenen bir internet sayfası var. Bunu da size aşağıda belirteceğim. Montaj yaparken arkadaşımız onu eklesin. evisa.kdmit.ru diye bir internet sitesi. Oradaki sözleşmeyi okuyup, oradaki bilgileri, anketi doldurup elektronik vize başvurunuzu yapabileceksiniz. Başvuru için istenen bilgileri tarayıcınız vasıtasıyla pasaportunuzu tarayıp PDF formatında siteye yüklüyorsunuz. Neden giriş yapacağınız hakkında bir bilgi formu var, onu dolduruyorsunuz ve gitmeden önce en az içerisinde fotoğrafınızın JPEG görüntüsünü elektronik vizeniz beklemeniz gerekiyor. Bütün işlemler bu kadar. E-vizenizin çıkışıyla birlikte Rusya Federasyonu'na bununla gelebiliyorsunuz. Dediğim gibi şimdilik bu elektronik vize ile ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Büyük bir rahatlık sağlayacak. En azından herhangi bir aracıyla uğraşmadan kendi başınıza başvuru gerçekleştirecek, elektronik vizenizi alarak Rusya'ya kısa süreliğine de olsa gelebileceksiniz. Rakam olarak da dediğim gibi bunun için sadece $40 ödeyeceksiniz. 6 yaşına kadar çocuklar da ücretsiz olarak bundan faydalanabilecekler. Benden bu
Bu haftalık da bu kadar. Umuyorum ki bu video sizler için faydalı olmuştur. Kanalımızın ve ailemizin gelişmesi için hala abone değilseniz lütfen aşağıda 2 saniyenizi alacak olan abone ol tuşuna bastıktan sonra bir de bildiri zilimize bastıktan sonra orada burada yayınladığımız bütün yeni videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Rusya ile ilgili başka bir konuda başka bir bilgi videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.